Aa, Rüzgar sen çıkmasaydın. Kapıya kadar geçirmek lazım tabii. Gelsene bize. Umut da evde. Kahve içersin. Ya çok geç oldu bu akşam. Sonra uğrarım bir ara. Tamam mı? Tamam sen bilirsin. Merhaba. Ben de kahve almaya çıkmıştım. Rüzgar görüşürüz. Görüşürüz. Sevgilin yok mu? Yok. Rahatsız. Ha, biliyorum. Evine dönmüş. Ya Rüzgar, savaş boyalarımızı sürüp birbirimize laf mı sokacağız? Gerek görmüyorum ki. Uğruna dünyaları yıktığın adam nerede Ali? Yani tamam Apo, o son demlerinde bir heyecan yaşamak istemiş olabilir ama hepsi o kadar. Bak adam hastalandı, şak diye karısının yanına döndü. Hala karısına hükmediyor. Ayrıca sana şunu söyleyeyim. Pembe Hanım sol kolunu dirseğinden keser, yine Apo'dan boşanmaz. Öyle olmayacak. Ben Apo'ya çok güveniyorum, inanıyorum. Ya zaten pardon da sen nasıl ahkam kesiyorsun bana? Bütün ilişkimiz boyunca beni aldattın, yakalandın. Canımı okudun ya. Şimdi nasıl mağdurmuşsun gibi böyle konuşabiliyorsun? Ben anlamadım. Geçmişi ne çabuk unuttun? Nikahımıza bir gün vardı Alev. Aynı şey mi? Senin derdin ne biliyor musun? Sen terk edildin. Tabii alışmışsın bütün yanlışları yapmaya. Biri sana yapınca ağrına gitti, kaldıramadın. Senin derdin egon. Benle Apo değil. Bu doğru olabilir aslında, biliyor musun? Ama yine de senin yaptığının haklılığını göstermez. Tamam, senin haklılığını da göstermez. Kaldı ki ben seni aldatmadım. Gizli saklı gidip birileriyle buluşmadım. Ben hislerimin peşinden gittim. Doğruları söyledim. Bu da yürek isteyen bir şey. Tebrik ederim. Yani sen bu anlattığına canı gönülden inanabiliyorsan söylenecek hiçbir şey yok. Tebrik ederim Alev. Ama bak, günün sonunda ortada kalan sen olacaksın. Apo karısına dönecek. Pembe Hanım ona yine yeniden kol kanat gerecek. Çocukları, torunları etrafında olacak. Ama Alev, senin hayatın bir daha asla eskisi gibi olmayacak. O yüzden bunca yılın hatırına Alev, sana son bir tavsiye vermek istiyorum. Alev yol yakınken ve kendini daha da rezil etmeden vazgeç.